Merhaba dostlar yepyeni bir Bannerlord bölümüyle sizlerleyiz. Ben Ayberk 22. bölümdeyiz. Bu bölüm başka bir bölüm. Neden? Çünkü bu bölüm bence ortalık karışacak. Çok efsane bir bölüm olacağına inanıyorum. Bakalım ilerleyen dakikalarda başımıza neler gelecek. Hemen küçük hatırlatmalarımızı ve yayın duyurusunu yaptıktan sonra maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer videoları beğendiyseniz videolara like atmayı ve her videomdan anında haberdar olmak için kanala abone olup tüm bildirimleri aktif hale getirmeyi Unutmayın sevgili dostlar diyelim. 10.000 olduk. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize çok çok mutluyum bu konuda artık inşallah 50 bine 100 bine daha nicesine diyelim sizlerle beraber o günleri de görmek dileğiyle. Şimdi bu bölüm neler yapacağız hemen onlardan bahsetmeden önce şimdi hemen aklıma geldi yayın duyurusunda yapacaktım. Bu akşam bu videonun yayınlandığı gün olan cumartesi günü bu akşam saat 21'de 9'da Twitch'teyiz özel bir canlı yayın yapacağız neden özel bir canlı yayın? Ee, karakter geliştirme yayını olacak. Sizlerle Bannerlord'a gireceğiz ve sadece karakterimizin demirciliğine, ne bileyim taktiğine, para kazanma skilllerine, ticaret skilllerine odaklanıp karakter geliştireceğiz. Yani bir kişisel gelişim yayını olacak. Kelimenin tam anlamıyla Bannerlord'da bir kişisel gelişim yayını yapacağız. Bir saat, bir buçuk saat, belki 2 saat artık oynayacağız. Karakterimizi geliştirebildiğimiz kadar geliştireceğiz. Al türkü ve karakterimizi hem ekonomik hem de böyle yetenek bakımından kalkındırıp maceramıza sonra banttan bir şekilde devam edeceğiz. Özel yayın YouTube'a da gelecek ama bizleri canlı yayında yalnız bırakmaz. Canlı canlı izlerseniz de çok çok mutlu oluruz dedikten sonra akşam görüşmek üzere diyelim. Bu bölüm neden ortalık karışacak deyip duruyorum. 3-4 bölümdür bunu söylüyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir his var içimde. Tek <laughs> çok da mantıklı bir sebebi yok ama. Hani 20 küsur bölüm oldu hala isyan görmedik. Herhangi bir isyan yok. Bu önümüzdeki hani zaten size demiştim. 23. bölüm hani 22-23. bölümlerde falan herhalde ortalık karışır diyordum. Neresi karışacak onu bilmiyorum ama bir yerler karışacak bence. Bakalım neler gelecek başımıza. Şimdi önce buradaki bir turnuvaya katılacağım. Çünkü para konusunda biraz e, eksiğimiz var. Turnuvalara katılacağım. Vadar atı veriyorlarmış. Oo güzel. Önce buraya gireceğim. Ee, sonrasında buradan ortaya ilerleyeceğim. Orada da turnuva varsa. Böyle turnuvalara yavaş yavaş katılıp para kasacağız. Hatta şöyle bir şey öğrendim yorumlardan. Sağ olun var olun. Ee, yoldaşlarımızın kazandığı turnuvalar. Eşyalar bize geliyormuş. Bunu sizlerden öğrendim. Bu ne zamandan beri böyle bilmiyorum. Biliyorsunuz biz Lor'du oynamayalı çok olmuştu derken kamerayı küçültmemişiz. Şöyle hemen kamerayı küçültelim. Şu an fark ettim. Ee, o yüzden bundan sonra turnuvalara bizim tatlı batanya çöreği Kore'ine e, yollamayı planlıyorum. Çünkü kendisi bildiğiniz gibi yok ediyor ortalığı. Hani illa bizim şey yapmamıza gerek yok. Eşimiz yani aslanın dişisi erkeği olmaz gerçekten. Ben bir dişi aslan olarak ortalığın içinden geçiyor. O yüzden bundan sonra eşimi zaten e, böyle turnuvalara katılımını sağlatacağım. Zaten eşyalar bize geliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. O yüzden bu bizim için bir sorun teşkil etmeyecektir ve vakitten tasarruf edeceğiz bu sayede. Hani bölümlerde canımız seri zaman turnuvalara da gireceğiz. Ama onun haricinde çok vakit kaybetmeden çatır çatır turnuvaları kazanıp e, sonrasında eşyalara çökeceğiz. Güzel. Güzel güzel güzel. Bu at pahalı bir ata benziyor. Bu at pahalı bir ata benziyor. Gördüğünüz gibi finale zaten biz kalacağız her türlü. Kore'in eşim, Niyasen abim ve Ayberk bendeniz zaten. Bir de batanyacı var. Onu tokatlarız. Bu sayede sadece bahis oynayamayacağız. Tek öyle bir handikapımız olacak ama zaten bahislerden kazandığımız para gençler. 300-500 dinar. Bizim günlük şeyi bile karşılamıyor. Abicim. Abicim. Abicim sen bir düş be. Zaten batanya cıdacısıyla biz finale çıkacağız. Tamam güzel. Yani az önce biz buzuyu kaybetseydik de at bize gelecekti. Biri abim biri eşim zaten. O yüzden kafamız rahat artık. Turnuvalar konusunda kafamız oldukça rahat. Hop. Şu bir. İlla bitecek. 2 Bunları geri sana ben yollayayım. Şunu da alayım. Tamam. Bitti mi dayımın oğlu? Bak bak bak. Kalkan falan var diyorsun. Şu bir. Bir headshot çakar mıyım? Şu iki. 3'e bile gerek kalmadı. Patır kütür indirdik. Gördüğünüz üzere. Şimdi burayı kazandık. 720 dinar. Bak işimize yaramayacak ama Vadar aldık. Bizim için önemli olan kısım burasıydı. Vadar atına çöktük. Şimdi bunun fiyatı ne kadar? En az bir 10 vardır. Oo, wow, wow, güzel. 17 bin. Bizimkinden bile pahalı. Bir tek hızlı fazla. Onun haricinde bizimki daha iyi. Ben bunu satacağım direkt. Onun haricinde satabileceğim bir şey var mı? Diğer bölümden unuttuğumuz yokmuş. Tamam güzel. Şunu satalım. 17 dinar cebe indi. Şimdi karakterimizde var bir şeyler. Şurada tek seçenek. Tek 50'ye bakalım. Hmm. Yanlış ödü blokladığında kalkanına eksi 20 hasar. Menzillere karşı güçlenmek daha iyi. Bu neymiş? Zaferlerden artı %20 moral. Yönetilen yerleşkede garnizon büyüklüğü. Haydutları zaten askere dönüştürmeyeceğiz. Yerleşkede 20 garnizon büyüklüğü okey de şu daha iyi elit asker yani e, nicelikten çok niteliğe önem verdiğimiz için orada bu daha önemli gençler. Şimdi şuradan ilerleyelim Ortisya'ya doğru. Artık gazamız mübarek ola. Şimdi bu arada Vlandia kimle savaştı onu merak ediyorum. Batanya ile savaştaymış. Asaray'da durum ne? Onlar da Batı ve Benizilerle savaşta Kuzeyle de Navigation Pact imzalamışlar. Tamam şu Ortsiya'ya bir ilerleyelim bakalım. Ortsiya'da da bir turnuva olabilir. Varsa işimize gelir. Varmış güzel 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 güzel. Şimdi bu turnuvaya ben katılmayacağım. Ee, tatlı batanya çöreği Koreyni yollayacağım. Bakalım başarılı olabilecek mi? Turnuvayı izle diyelim. Şöyle bakalım. Direkt izlemeyeceğim. Buradan direkt geçeceğim. Tamam. Abim ve eşim atladı. Abim ve eşim gene atladı. Eşim ve Trafilos kaldı. Hadi bakalım Koreyincim. İşte ya, işte ya. İşte benim tatlı batanya çöreğim ya. Gördüğünüz gibi ne ödül verdiler bilmiyorum ama ona dikkat etmedim. Okumayı dahi unuttum. Direkt turnuvaya katıldım. Ne kazandık? Bir şey kazanmadık mı? Afgan batanya atı. Çok güzel. Çok güzel. 9000 dinarlık. Çok güzel. Ay bak bunu beğendi. Ay bak bu turnuva olaylarını harbiden beğendi. Takır takır şimdi kazanacağız paraları. Şimdi güzel. Bir 36 bin dinarımız oldu. Şimdi biraz turnuvalardan takılacağız. Ortalık karışana kadar ve biz bu karışıktan yararlanana kadar birazcık para kasalım. Çünkü paraya ihtiyacımız olacak. Böyle bir durum var. Kuşatmaları oldu ki kuşatma yaparsam derken. Aha. 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 Evet gençler şansımıza Kuyaz'da çıktı. Ben dürüst olmak gerekirse daha çok İmparatorluk'ta bekliyordum bu isyanları. Veyahut da Kuzeyit'te bekliyordum ama Kuyaz'da çıktı. Bu neden işimize gelir? Vlendia'yı bu topraklardan birazcık uzaklaştırmış oluruz. Bu çöllerden uzaklaştırmış oluruz. Çünkü gördüğünüz gibi Vlendia Ukba'ya kadar ilerlemiş. Bizim zaten Şibal Zumur kalesi bizim. Şimdi ben burayı alacağım. Ee, çok asker yoktur diye tahmin ediyorum. Bir de şöyle bir durum var bu isyancıların komutanları da tokatlayıp oradan ekstra gelir elde edeceğim. Şimdi 36 bin dinar beni bir süre götürür. Kuşatma sırasında askerlerimin maaşını ödeyebilecek kadar bir vakit kazandırır diye bana tahmin ediyorum. Şimdi oraya doğru bir ilerleyelim. Orada zaten tahminen en fazla 10-15 günlük yemek vardır. 10 günlük yemek olsa her gün 2 bin dinar maaş yatırıyorum. Bana bunun zararı 20 bin dinarlık bir bilanço olur. Ve bu da beni kurtarır ki şöyle bir durum var. Orada tokatlayacağım. Komutanların zırhlarına falan da çökeceğim. ceza buralarda herhangi bir kervan görürsem gördüğünüz gibi kervan da var. Bu kervanı da tokatlayacağım. Şimdi asileri galiba infaz ettiğiniz zaman ceza almıyorsunuz gençler. tam Emin değilim ama biz her türlü savaşımızı ilan edelim. Evet. Kuyas asilerine olan Saldırımız başladı. vatana ameliyatı hayırlı uğurlu olsun. Savaş ilanımız bir kervan saldırısıyla başladı. Ordumuz gayet etkin ve yetkin bu asileri tokatlayacak. Sonrasında da isyan ettikleri bu şehre çökecek. Kuyas bizim ilk büyük fethimiz olacak siz sevgili dostlarımıza beraber. Hadi bakalım. Direkt hazır diyorum. Bunlar hücuma geçmez muhtemelen. Geçer mi? Geçmez. Topyekün hücum. Zaten 40 kişiler. Vakit kaybetmenin anlamı yok büyük fetihe doğru adım adım ilerlerken vakit kaybetmek istemiyorum. Şurada sadece birkaç tane gördüğünüz gibi atlı lale geliyor. Fena da değil gibi zırhları. Bunlar belki biraz bize zarar verebilir. Onun haricinde çok büyük bir zarar vereceklerini düşünmüyorum. Atan aslanları ok yağmuruna zaten tuttu. Gördüğünüz gibi. Birini daha indirdik. Güzel güzel güzel. Güzel bu yazda çıkması isyanın çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Ben kuzeyde bekliyordum. Daha çok işime geldi bu. Umarım benden önce kimse gidip orayı çökmez. Oraya benim çökmem lazım. Yoksa çarşı karışır. Şimdi şansımıza başka biri çökerse ortalık fena karışır. Yani canım sıkılır. Ben de başkalarının canını sıkarım. Şu kervanın bize kazandıracağı parayla bir siptahı yapalım. Savaşın ilk kanını dökelim. Ablam ne yapıyorsun ablam? Ablacım. Yani yapma. Böyle şeyler yapma. Sonra aman öldüm. Ölürsün tabi. Bunu indirelim. Şunun kelleyi alalım. Yaman bir kovboymuş ölmedi. Ama o kadar da yaman değilmiş. Aldık kelleyi. Güzel güzel güzel. Onu da indirdik. Bizden zayiat durumu ne? İki ölümümüz var. Muhtemelen Kuzeyit'tir. Evet. Kuzeyit kabile savaşçıları. Çünkü en e, acemi askerlerimiz onlar şu an için. Genelde ölüler de oradan çıkıyor. 2 ölü, 3 yaralı. Hepsi de Kuzeyitlerin. Şu an hali hazırda acemi olan askerlerinden. Okey, sıkıntı yok. Şunun ke... o, Hele hele bak sen. Dayımın oğlu. Sen biraz... Fazla atar giderlisin gibi geldi bana. Kaç düşman kaldı? Son bir atlı okçu kaldı. O da birazdan düşer. Nidalar Alt Türk için yükseliyor. Güzel, güzel, güzel. Tutsak da aldık biraz. İyi oldu. Onun haricinde güzel. Bu önümüzdeki yapacağımız yayın için de biraz e, sermayeye kasmış olacağız gençler bu savaşta. Çünkü yayında sadece demircilik ve işte ticaret odaklı bir yayın olacak. Sizlerle beraber kalkındıracağız ülkemizi ve karakterimizi. Şimdi burada bir şeyler var ama aslında ben şu karakterleri de halletsem iyi olur ya. Demirciliği iyi olan kimse yok. Bunlardan birkaçın daha demirciliğini kastırsam aslında iyi olur. Editme aşamasında herkesi kullanabilirim ama üretim aşamasında ben yaparım, ben gelişirim. Neyse bu bu skillleri bu skillleri sonra yapacağım. Bu arada biz kısmen savaş ilan ettik ama o burada 409 kişi var. Kur ve Jamey'in birlikleri orada. Şimdi onlar bir ayrılsın. Bu arada küçük bir birlikle barış yaptık. Şimdi şunlar bir ayrılsın. Ben bunları bir tokatlayayım. Bunlarla hala hazırda. Bunlar beni ciddiye almadı. Ben sadece kervan yağmaladığım için muhtemelen dediler ki. Bu adam sadece kervan yağmalıyor. Şimdi ben bunların bir şeylerine dadanayım da. Ee, şuradan bir kişi alacağım. Onun haricinde şu gereksiz eşyaları okutalım. Tamam çok ultra değerli bir şey yok ama bunları bir satalım. 2 minler. Tamam hiç yoktan iyidir. Onun haricinde burada bir şeyler eminim ki vardır. Çömlek varmış. Mesela bu çömleği ben niye kitlemişim? Bir tek çömlek mi çıkmış? Yemek falan çıktı. Yemekleri satmıyoruz zaten. Şimdi dayı siz bir çıkın da ben bir sizi tokatlayayım. Hur ve Jameir. Şu Hur ve Jameir çıksın şunları bir tokatlayalım. Hatta ben şurada bekleyeyim. En iyisi. Bunlar buradan çıkacak illa. Çıktıktan sonra onları bir tokatlayıp resmi savaş ilanını yapalım. Asker alıyorlar. Okey. Alın alın. Daha çok asker alın ki savaş alanında sizi daha çok tokatlayayım. Dayı çıkacak mısınız? Polis mi çağlayın? Alo. Şimdi başkası gelip çökecek diye korkuyorum. Köylü tokatlamak istemiyorum. Ya da köylümü tokatlasam ya. Ama o köylüler de benim olacak ileride. Onlara yazık. Bak köylülere. Abi her kaybettiğim dakika bana zarar. Her kaybettiğim dakika bana zarar. Buradan çıkan ilk adama dalacağım. Köylü veya şehirli hiç fark etmez. Belki Vlandia şu an ordu topluyor bilemiyorum. Hoppala. Ben kuzeyde bekliyorum demiştim. O da doğru çıktı. O da doğru çıktı. Evet güzel 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 güzel. Kalradya'da ben gençler ne demiştim? Ne demiştim? Fırtına öncesi sessizlik demiştim. Harbiden fırtına yavaş yavaş kopuyor. Bakalım ne kadar devam edecek bilmiyorum. Şimdi, 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 şimdi şu köylülere dalacağız. Yapacak bir şey yok. aşbeya köylüleri. Kusura bakmayın. Kurtuluş için küçük bir bedel olacak. Aa, bunları vereyim size diyor. Hayır, her şey istiyorum. Kusura bakmayın. Bunu yapmam lazım. Hazır. Evet gençler, bazen savaşlarda böyle masum insanlar patates olabilir. Her zaman söylediğim için, her zaman söylediğim gibi omlet yapmak için yumurta kırmak gerekiyor. Birkaç tane yumurta kıracağız. Sonrasında da kuyaza dalacağız. Şimdi siz bir ölüm bakayım. Yazık tırpanlı gariban köylülere dalıyoruz ama yapacak bir şey yok. Ve bunlar bizim köylümüz olacak sonra. Soran olursa asiler öldürdü dersiniz tamam mı bize? Bakın al Türk'ün askerleri geldi öldürdü demeyin. Yapmayın öyle şeyler. Devlet bekası için böyle dedikodulara hiç gerek yok. Şunu aldık. Şunu aldık. Şunu da aldık. Güzel. Zaten hep topu 13 kişi kaldı. Piyadeler de gelince birazdan burayı temizlerler. Yokçular gördüğünüz gibi tepenin ardında belirdiği gibi zıbam 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 vurmaya başladılar. ok yağmuru başladı ve nidalar yükseldi bir tane kaçan var o da kaçsın canını kurtarsın köylüleri almayacağım kereya mereya alalım dayı savaş dayı... niye savaşmıyorsunuz benle ya İlla birinizin kellesini mi almam lazım çıkın şu şehirden adamlar inatla çıkmıyor oğlum bak köylerinizi öldürdüm biraz Onurlu olun ya. Ne şerefsiz adamlarsınız. Köylülerinizi a Boşu boşuna köylülerin kanına girdim ya. Boşu boşuna gelecekte kendi tebaam olacak. Köylülerin kanına girdim. 59'a 52. Hadi bir çıkın ikinizi birden tokatlayayım ya. Geç geç köylüler geç geç. Kusura bakmayın. Sizi de tokatladık. Ya ben bunlara gidip direkt savaş ilan edebiliyor muyum? Ya ne oyunu? Yok teklif yapabiliyorum burada direkt Savaş ilan edemiyorum Şimdi seni burada böyle Öldürsem Çıkmıyorlar arkadaşlar adamlar çıkmıyor biraz da savunma yapmak için bekliyorlar ama buraya böyle 809 kişilik bir ordu gelirse bunları patates ederler. Ve benim korkum da şu ufukta birazdan büyük bir Blendy ordusu görmek. Bak güçleniyorsunuz güzel. Az daha güçlenin çıkın. Yani olabildiğince güçlenip çıkın ki benim zaferim daha da büyüsün. Ama beni ekonomik açıdan şu an zora sokuyorsunuz bekleterek. Yok mu oğlum bunların başka? yaz asilere Hepsi içeride. Hepsi içeride. Aa, Asgard'daymış. Asgard nerede? Askar da uzak. Oraya gidip gelene kadar burayı tokatlarlar mı? Belki o da bana doğru geliyordur. Ya ben bir askara doğru bir yol alayım. Umarım kuyazı kimse kuşatmaz. Umarım. tek Temennim. Umarım kuşatırlarsa da alamazlar. İşime gelir. Ben şuradan askara doğru bir ilerleyeyim bakayım. Şu Asilerin lideriyle direkt bir kapışayım. Onu bir tokat. Ooo. Etti iki. Etti iki. Gençler, Kuzey'de isyan bayrakları çekilmeye başlandı zeyt karışıyor. Bu yol üstüne senle bir denk gelsem dayı. Çölde şöyle çölü sıcak kumları üzerinde. Seni biraz güneşlendirsem ne dersin? Taksimetru. çünkü çalışıyor. Her gün 2000 2000 ödüyorum ben buraya. Bak burada. 124 kişilik bir ekibi var. Burada turnuva da var. Hadi gelmişken turnuvaya da katılalım. Bak da bir şey vermiyor ama para paradır. Eşim ve Şumsan kaldı. Bak Şumsan eğer eşimi burada yenersen. Seni yakaladığım gibi infaz ederim. Zaten Asi'nin tekisin. Kellesini kurtardı. Tatlı işim. İzin vermedi kellesini almama. Tamam güzel güzel güzel. Tatlı batanya çöreğim herkesi tokatlıyor. İyi güzel de. Dayımın oğlu sen bir çıksan mı buradan be? Bir kuyaza doğru ilerlesen mi? Ne dersin? Burada gereksiz bir şeyler var mı? Yok. Bu buradan çıkmayacak gibi. Buradan çıkmayacak gibi. Aha, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel. Vadara gidiyorsun, gel. Gel, 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 gel. Senin ben bir yolunu keseyim. Stop, the stranger. Stop there, stranger. Tariplerime bildirmeye geldim. Teslim ol ya da öl diyorum gençler. Resmi olarak az önce gayri resmi olarak savaş ilan etmiştik ama bizi ciddi almadılar. İlla kellelerini almamızı istiyorlar. Tüm sana karşı. Şimdi bir meydan muharebesi gerçekleştireceğiz ve asilere karşı resmi savaşımızı ilan edeceğiz. Vatanın konuşamadım. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Saldır diyelim. Şunları bir çölün sıcak kumlarına gömelim. Bunlara keşke sancak verseydim. Az menzilli. Şuraya atacağım buraya bunları. Senin hiçbir şeyin yok. Seni acemi askerlerin başına koyacağım ama ne yazık ki sancak vermeyi unuttum. Bunlar hücuma geçmez gibi geliyor bana ama. Hayır düşmana dönün hepiniz düşmana dönün. Onlar geliyor mu? Yok. Daha yamacına konuşlanacaklar. <laughs> Birkaç atlıları var. Çok atlısı yok. Ben bunlara direkt dalabilirim ya. <laughs> Bir yudumda su içeceğim izninizle. içerken vurduk bu arada. <laughs> Şimdi bunlar daha amacına gidecek. Aslanlar gelin benle. Bunları daha amacına ben şuraya dağın yamacında ben bunları bir kıstırayım. Okçularım şöyle konuşlansın. Bunlar şöyle geçsin. Diğer kalkanlılar da şöyle geçsin. Ha iyice dağın tepesine çıkıyorlar. Okey. <laughs> Şu benimle bir gelsin. Şunları bir kışkırtalım. Olur da belki bir an hücuma geçerler. Yürek yiyip. Oğlum bunlar bayağı tepeyi terk etmeyen okçu oynuyorlar. Hayır burası Uhud tepesi değil yanlış. Yalnız tepeye geldiniz. Burası Badar tepesi. Badar tepesinde alt Türk olarak biz kimseyi sağ bırakmayız. Tamam geri iniyorlar. Benim aslan parçaları da yavaştan geri geliyor. Hop ablamın ablama bir vesikalık çekeyim dedim ama tıraş ettim. Ablanın saçı vardı artık Çel. Yani. <laughs> ablanın saçı artık yok. Şöyle piyadelerin de konumunu değiştirdim. Hatta bir saniye piyadeler mızraklar şuraya geçsin. Kalkanlar şuraya geçsin. Benim şu okçularım bir atışa başlarsa ortalık şenlenecek ama henüz başlayamadılar. Sonra buradan dönüp yaldır yaldır gençler Kuyaz'a ilerleyeceğiz. İlk büyük fethimizi Altürk'ün ilk büyük şehir fethini gerçekleştirip canlı yayında barış dolu bir ister gelişim yayını yapacağız sizlerle beraber. Şu <laughs> şuraya bir geçsin konuşlansın. Okçular haydi bakalım. Şöyle bir rahmet yağdırmaya başlayın. Bir rahmet yağdırmaya başlayın. Şu dağın yamacına. Ben de şöyle biraz katkıda bulunayım. Evet. Kendilerini sıkıştırdılar orada. Max Aseray zekası gençler. Max çöl faresi zekası diyoruz. Bak arkadaşlar siz niye düşmana bakmıyorsunuz? Aseray'ın zekasına laf ettim. Yani alt zekasına laf ettirdiniz şu an. Gerçekten beni Beni yalancı çıkarttınız. Böyle bir tık daha ileri çekeceğim. Okçu birliklerini. acemi olanlar şuraya geçsin. Siz şöyle bir tık daha ileri gelin. Süvari, atlı süvari, şey, atlı süvari diyorum. Atlı okçuları da şöyle ileri çekeceğim. Onlar da yan taraftan atışa devam etsin. Balta atan var ya. Balta atan var. <laughs> Normal süvarileri de bu köşeye alacağım. Oldu ki hücuma geçtiler. Sol taraftan direkt sol kanattan hücum etsin benim süvarilerim. Orada hemen onları patates etsinler. Güzel güzel güzel. Hadi aslanlar. Hadi devam devam devam. Ok yağmuruna tam gaz devam. Bir tane düşen var. Muhtemelen kuzeyit. Aynen öyle. Kuzeyitlerin zırhları henüz iyi olmadığı için çok e, zayiat veriyoruz onlardan. Ya çok dediğim 2-3 ama biliyorsunuz benim için en büyük zafer en az asker kaybederek kazanılan zaferdir sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Güzel tıkır tıkır düşüyorlar. İadelerimiz ve süvarilerimiz pek bir hücuma geçsinler. Şunları bir patates etsinler. Bundan sonra çünkü ok savaşı çok da bir şey ifade etmeyecek kalkanları var. Ama arkalarını döndükten sonra biz gene devam edebiliriz. Güzel, 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 güzel. Çok hızlı oldu. Takır takır tokatladık. Bu yazın asilerinin lideri şun sana. Dayımın oğlu esirimsin. Pek tabii esirimsin. Şunları da esir olarak alalım. Bunları okutacağız. Hemen askerlerimizi upgrade eyleyelim. Şöyle Kuzey mızrakçısından devam edeceğim. Kuzeyitleri ee, Darkana çevireceğim. Siz mızrakçı olacaksınız. Anti süvari birliği olarak yola devam edeceğiz. Güzel. Oo, sağlam da ganimet kaldırdık. Sağlam da ganimet kaldırdık. Tatlı batanya çöreğimle ilişkim de artmış. Güzel. Neden bilmiyorum ama iyi. Bu yazda durum ne? Güzel. Kuşatma altında değil. Birazdan benim oraya yerli yaklaştığımı görünce belki şehirden çıkarlar yürek yiyip biz de tokatlarız. Şehir kuşatması için ise gençler bir e, taktik uygulayacağız. Özel bir taktik uygulayacağız. Dünyanın en basic ve komik taktiğini uygulayacağız. En az zayiatla mancınıklara yakalanmadan bu yazı alacağız diye ümit ediyorum. 21 bin liralık bir şu an ganimetimiz var. En yakın şehir nerede? Sanal'a uzak. da uzak. Ben bu malları nerede okutacağım? Totalde 583 kişi var. 583 kişiye karşı şu an savaşamayız. O imkansız. Ama Şuhur ve Camii çıkarsa 160 kişi yaklaşık orada bir birlik var. Onlar çıkarsa onları dışarıda tokatlayıp kalan bütün askerleri biraz açlığa önce zorlayıp sonrasında artık şehri alabiliriz. Bunlar buradan çıkmayacak gibi. Bunlar niye çıkmayacak? Dayı bakın. Ben size daha iyi davranırım. Çıkın. Çok atlayayım girin. 91-91 oldu. Okey. 92-92. Sürekli asker oluyorlar. Savaşa hazırlanıyorlar. Hazırlansınlar. Güzel güzel güzel. Ben bu sırada bir sanalaya git gel yapsam. Kurtarır mı? Kurtarır ya. Şu tutsakları okutayım. Çünkü dediğim gibi taksimetre çalışıyor. Benim şu an tek canımı sıkan durum o. Canımı tek sıkan durum o. Şimdi sanalaya gidelim. Sanalaya gidelim. O sırada gözümde Kuyaz'da. Onun haricinde diğer taraflarda durum ne? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Umbrella'yı geri almışlar. Varnavapol'de devam ediyor. Buradan sonra bir de bir Varnavapol'a gitmemiz yok mu ya diyormuşum. Şimdi şuradan alabildiğim kadar gene asker alacağım. Kayıpların yerine ticaret diyelim. Malı mülkü bir okutalım. Aslında bunları demircilikte de kullanabiliriz. Sermaye edebiliriz. Güzel şeyler var. Başlangıç için güzel şeyler mevcut aslında. Hmm. Bunları sermaye edelim. Şunları okutalım. Bu neymiş? Oo, istif miktarı 37. Bu bayağı iyiymiş. Ama 3 delici. Bizdeki 4 delici. Ama şöyle bir şey var. İkisinin de fiyatı da pahalı. Dayı sen bir dur şimdilik. 37. Bir delici eksik. Ama ekstra 9 tane fazla ok var. Sat ya. O kadar da önemli değil. Şu şeyleri de okutalım. Tutsakları. Şimdi tutsakların hepsini okutacağım. Şumsanı da okutacağım. O gitsin biraz daha asker toplasın. Bir daha gelsin bir daha döveyim. Şimdi Kuyaz'dan çıktım o laleler. Kuyaz'ı bir terk etseler var ya. Onlara çok kötü şeyler yapacağım da çıkmıyorlar. Çıkmıyorlar bir türlü. O bölümde 30 dakika olmuş. Ben 30 dakikada... Direkt burayı alırım diye tahmin ediyordum ama sağ olsun Kuyaz'daki laleler işimizi zorlaştırdı. Acaba bu videoyu burada yavaştan sonlandırıp e, diğer bölümde mi ortalığı karıştırsak diyecektim ki bunlar buradan çıkmış. Kur ve camayırı buralarda geziyorlar. Şimdi gençler, şimdi gençler. Kafamda deli sorular. Ben bu Kuyaz'ı direkt çat diye alır mıyım? Yoksa diğer bölüme mi bıraksam? Bu bölüm bu büyük feti yapalım ya. Mı acaba? Şöyle yapalım. Diğer bölüme bırakalım ama bu video saat 5 gibi yayınlanacak bugün. Ben bu kaydı bitirdikten hemen sonra kayda tekrar devam edeyim. Yayından önce iki Bannerlord videosu sizlerle olsun. Hem hazırlığı hem de kuşatmayı izleyin aynı anda. Akşam 9'da da zaten yayın var. Ya yani bir günde 3 Bannerlord bölümü sizlerle olacak. 3 tane ayrı Bannerlord bölümü. İkisi banttan, birisi canlı olmak üzere. Bence güzel bir fikir. O zaman gençler. Diğer bölüm efsane ilk efsane büyük kuşatmamızda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.